Herkese merhaba. Bir dünya masal programına hoş geldiniz. Bugün benimle beraber en sevdiğim hayvanlardan biri var. Tabii ki de kuşlar. Hikayemizin adı Gün Doğumu Korosu. Siz de uyandığınızda sabahları kuşların seslerini duyarsınız herhalde. Ben duyuyorum. Çok seviyorum özellikle o kocaman yukarılara kadar giden ve bir yapraklı olan ağaçların arasında o kadar çoklar ki onların yanından geçerken özellikle kuşların seslerini dinlemeyi tercih ediyorum ve kulak verip onları dinliyorum. Bakalım gün doğumu korosunda neler olmuş. Hadi başlayalım. Ormanın derinliklerinde Ağaçlar hışırdıyor. Orman sakinleri yavaş yavaş uyanıyordu. Gün daha yeni başlamıştı. Pır pır uykusundan güzel bir şarkı sesiyle uyandı. Bu şarkı söyleyen de kim? diye merak etti. Pır pır ne kadar tatlı bir kuş. Küçücük ve ağaçların dallarında uyuyorlar belli ki uyanmış ve sesi merak ediyor. Hadi bakalım pır Gelen sesi bul bakalım. Kanatlarını açtı, tüylerini kabarttı ve bu güzel melodiyi takip etmeye karar verdi. Hafifçe esen rüzgarda ormanın öteki ucuna doğru süzüldü. Bir ağacın tepesinde bir baykuş gördü. Aa ah! Şarkı söyleyen sen misin?" diye sordu Pırpır. "Hmm ben değilim." diye öttü baykuş. "Tabii ya. Baykuşlar sabahları ötmezler ki. Gündüzleri uyurlar genelde. Ben öyle biliyorum." Pırpır bunu duyunca tarlalara doğru alçaldı. Ekinlerin arasına zikzak yaparak indi ve bir fare gördü. Bu güzel şarkıyı sen mi söylüyorsun? Diye sordu Pırpır. Hayır. Diye vikledi fare. Pırpır da gerçekten tüm hayvanları soracak galiba. Hiç fareler şarkı söyler mi? Bundan haberi yok. Sanırım Pırpır küçük bir kuş. Daha büyümemiş ve hangi hayvanların nasıl ses çıkardığını bilmiyor. pırpır pır gelinciklerin arasından hoplayarak geçti. Şarkıyı takip ederken ırmak kıyısına kadar geldi. Su pırıl pırıl parlıyor. Fırıl fırıl dönerek akıyordu. Birden suyun içinden bir kurbağa başını çıkardı. Evet galiba kurbağa yanı soracak. Hı, şarkıyı sen mi söylüyordun? Dedi pırpır. Pır. pır. Bırak yok diye bırakladı kurbağa. Ses şuradan geliyor dedi. Umarım şimdi sesin nereden geldiğini bulabilecektir. Kurbağa sayesinde. Vay canına ne kadar da çoklar. Pır pır kurbağanın gösterdiği yere gitti. Tepenin üzerindeki dev ağacı gördü. Ağaç kuşlarla doluydu ve hepsi şarkı söylüyordu. Pırpır pır bir dala kondu, dinledi. Bitirdiklerinde çok güzeldi diye seslendi onlara. Bu kadar hoş bir sesi daha önce hiç duymamıştım. teşekkürler diye dostça öttü içlerinden biri. Biz Gün doğumu korosuyuz. Ya gerçekten de öyleler. Hepsi birden şakıyorlar. Tam bir alarm gibi sabahları kuş sesleriyle uyanmak ve bu misyonu kendilerine edinmek gerçekten çok güzel. Keşke alarm yerine gün doğumu korolarıyla uyansak. Gün doğumu korosu ne demek?" diye sordu Pırpır. "Aa, biz her sabah hep beraber şarkı söyleriz." diye cevapladı kuş. Şarkımızı duyunca herkes yeni bir günün başladığını anlar. Pırpır bir an düşündü. "Ben de, ben de size katılabilir miyim? Lütfen, lütfen, lütfen." Hmm. Yarın koro seçmelerine gel dedi koro şefi. Gün ağrırken başlıyoruz. Umarım pırpır katılabilir. Büyülenmiş gibi görünüyor çünkü bu şarkılardan ait olduğu yer orası gibi. Herkes mutlu olduğu şey için çalışıp orada olmalı. Pırpır o kadar çok heyecanlandı ki kanatlarını dost doğru evine çırptı ve tüm gece seçmeler için hazırlık yaptı. Bir cik daha söyleyemeyecek kadar yorulunca derin bir uykuya daldı. Sabah telaşla uyandı. Haydi uyan seçmelere geç kalacaksın diye seslendi baykuş. Pırpır pır uykulu gözlerini parlak gün ışığıyla kırpıştırdı. Olamaz diye öttü. Hızlı hızlı kanatlarını çırparak koroya doğru uçtu. Ama çok geç kalmıştı. Üzgünüm pır pır dedi koro şefi. Gün çoktan başladı. Gün doğumu korosu şarkısını söyledi bile. Aa, bir şans daha veremez misiniz bana?" diye öttü pırpır. Hmm. "Peki, yarın tekrar gel." dedi Koroşef'in. "Ama sakın geç kalma." "Ne dersiniz? Yarın yetişebilecek mi? Umarım yetişir, yetişip seçmeleri kazanır." O gün Pırpır pır durmadan alıştırma yaptın. O kadar güzel şarkı söylüyordu ki ormandaki herkes onu dinliyordu. Saatler geçti. Pırpır pır artık çok yorulmuştu, ama uyumayacaktı. Seçmeleri bir kez daha kaçırmak istemiyordu. Karanlık yavaş yavaş çökerken, pırpır pır da yıldızları seyretti. Gün ağarmadan hemen önce pırpır pır seçmelere katılmak üzere yola koyuldu. Ama vardığında o kadar yorgundu ki yapabildiği tek şey <laughs> kocaman bir esnemeydi. Ah pırpır pır, diye öttü koro şefi. Belki şarkı söylemek sana göre değildir. Pır, pır oradan uzaklaştı ama çok üzülmüştü. Yani gün doğumu korosuyla birlikte hiç şarkı söyleyemeyeceğim dedi kendi kendine. Tabii ya erken uyuyup dinlenmezsen sonra uyanamazsın ve her şeyi kaçırırsın. Hiç uyumazsan da yorgun olursun. pırpır pır bir başına evine gitti. Güneş batarken usulca şarkı söylemeye başladı. Bir süre sonra güzel bir ses daha duyuldu. Ses yakından geliyordu. Kendisine tıpatıp benzeyen bir kuş şarkı söylüyordu. Pırpır pır kuşa "Neden akşamları şarkı söyleyebiliyorum da sabahları gün doğumu korosu ile söylemeyi bir türlü beceremiyorum?" diye sordu. Hmm, çünkü sen bir bülbülsün. Tıpkı benim gibi dedi kuş. Bülbüller şarkılarını gün doğarken değil, geceleri söyler. Ve böylece bu iki bülbül dünyanın en güzel şarkısını söylemeye başladı. Yıldızlar gökyüzünde yavaş yavaş görünmeye başladı. Ay ışıl ışıldı. Gün doğumu korosundakiler de o an uyuyor sanırım. Hikayemizin sonuna geldik. Gün doğumu korosuna katılamadı belki pırpır. Ama biliyorsunuz ki onların sesleri çok güzeldir. Sadece her kuşun öttüğü ses ve her kuşun öttüğü saat farklı olabilir. Sonunda istediği gibi şarkı söylüyordu. Gün değil belki Gece korusu oldu ama yine de kendi amacına ve emellerine ulaştı pır. Siz de kendi amaçlarınızı ulaşabilmek için elinizden ne geliyorsa yapın. Hoşça kalın.